Merhaba arkadaşlar, ben Gürkan Aykuş. Bugünkü dersimizde ASP.NET'te Masterpage uygulamalarını göreceğiz. Nedir bu Masterpage diye soracak olursanız, sitelerin bir nevi iskeleti görevindedir. Yani biz ayrı ayrı tüm sayfaları oluşturmak yerine bir kereliğine mahsus Masterpage'i dizaynlıyoruz ve değişmesi gereken kısmı Content Placeholder ekleyerek belirliyoruz. Sürekli bunun üzerine sayfalar türeterek, mesela 100 tane sayfayı Masterpage'de türetmek saniyeler alır. Fakat bu şekilde sürekli kodları kopyala yapıştır bile yapsanız çok uzun zamanınızı alabilir. Zaten Masterpage'in en önemli özelliği zamandan tasarruftur. Öncelikle Add New Item'dan Masterpage ekliyoruz. Design'a gelip tablo oluşturalım. 4'e 2 tablo oluşturuyoruz. Üstteki kısım bizim banner'ımız olsun. Banner'ımızın bulunduğu yer olsun. Ben şöyle banner yazayım. Burada da sayfanın menüsü olsun. Ana sayfadır, hakkımızdadır gibi bölümler yer alsın. Hyperlink ekliyorum. Text özelliğini ana sayfa yazayım. Burası hakkımızda. Burası da iletişim bölümü olsun. Şimdi bu sitede sabit kalacak alanlar bir banner, iki de menülerdir. Değişecek alan, burada linklere tıklayıp da gitmek istediğimiz yerlerde değiştirilecek alan bu kısım. Yani burayı da birleştirelim. Merge cells. Buraya Valid'in tab yaparak imleci üste çıkarıyorum. Buraya Content Placeholder koyduğumuz zaman sadece bu alanı değiştirmeye olanak sağlayacaktır bize ASP.NET. Bu kısımlar sürekli sabit kalacaktır. Dediğim gibi size zamandan tasarruf ettirmeye sağlar. Solution Explorer'a geçip öncelikle unutmadan sayfamızı kaydediyoruz. Yoksa sayfalar türetirken bozuk çıkacaktır. Sağ tıklayıp sayfaları türetmeye başlıyorum. Bizim 3 tane sayfa türetmeye ihtiyacımız var. Ana sayfa hakkımızı ve iletişim olarak. 3 tane hızlı hızlı türetiyorum. Default ana sayfa olarak değiştirdim. Burada dikkat etmemiz gereken Türkçe karakter kullanmamamız, site ismini. Hakkimiz da olarak yazdım. Burası da iletişim. Masterpage'e geri dönüp hyperlinkleri, hedeflerini bulduralım. Navigator URL'sini ana sayfa olarak yapıyorum. Hakkımızdanın Navigator URL'si hakkımızda. İletişiminde iletişim.aspx olan olarak belirliyorum. Tekrar kaydedelim. Ana sayfaya geçelim. Gördüğünüz gibi buralarda değiştiremezsiniz gibi bir işaret çıkarıyor ASP.NET. Sadece burayı değiştirme olanak sağlıyor. Yani bu kısımlar sabit. Burası da değişen alan. Content Placeholder alanı. Buraya ana sayfadasınız yazalım. Aynı şekilde hakkımızda bölümündesiniz. Buraya da iletişimdesiniz. İletişimdesiniz yazalım. Kaydedip projemizi çalıştıralım. Evet, hakkımızda bölümünde F5 dediğimiz için direkt hakkımızda bölümündesiniz geldi. Ana sayfaya tıkladığımız zaman ana sayfadasınız. Hakkımızda bölümü, hakkımızda bölümündesiniz. İletişim, aynı şekilde iletişim bölümündesiniz gibisinden bir ibare yazıyor. Tabii ki de ben en basitinden anlattım. Siz bunları görsel olarak geliştirirsiniz, banner'ını düzenlersiniz, menülerini daha güzel olarak ayarlarsınız. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.